أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fıkhul Ekber'den Vel ayatü Mucizeler Buradaki ayat ayetin cemisi mucizat demek. Mucizeler sabitetün sabittir. Lil enbiyai peygamberler için. Ama burada mucizeyi söylememiş. Mucize ne demek? Mucize peygamberlik davasında bulunan kimselerin elinde meydana gelen olağanüstü haller. Diğer insanların getiremeyeceği, getirmekten aciz kaldıkları olağanüstü adet dışı haller. Bunların çeşitleri çok. Tabi bugünümüzde bir hastalıkta bu mucizeleri kabul etmeyen çok insanlar var. Mucize sadece peygamberimizde değil, diğer peygamberlerde de mucizeler var. Yani bütün peygamberlerin Kur'an'da zikredilenler de var. İşte Musa Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Efendim Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediliyor. İsa Aleyhisselam'dan bahsediliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesi bahsediliyor. Bunlar kendilerince tevil ediyorlar ve bu mucizeleri kabul etmiyorlar. Mucizelerin aslını inkar küfürdür. Mucizeleri inkar küfürdür. Ayetlerle sabit, hadislerle sabit. Hatta o kadar hadisler var ki efendim bir yerde de tevatür derecesine ulaşmış. Bu bir mucize diyorlar yani. Tabii. Tevatür derecesine ulaşmış. Tevatür. Bu mucizelerle ilgili hadisler tevatür. Çünkü bazı mucizeler büyük bir kalabalık tarafından da yaşanmış. Böyle birkaç kişinin yanında değil. Mucize ismi fail mi ismi? Mucize ismi fail. E'acize, yu'cizü, i'acazen. Mucizün, mucizün. Mucizünü çektiğin zaman mucizetün. İsmi fail müfret müennes. Mucize. Ayet manasına. Sabitetün sabittir. Haktır lil enbiyai peygamberler için. Burada şöyle mana vermiş şerhinde. İnne havarikal adetilleti tasduru anil enbiyai peygamberlerden meydana gelen adet dışı olaylar bunlar haktır. Mesela ke ihyail emvat ölüleri diriltme gibi. Mesela İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyor. Ve uhyil mevta ölüleri diriltirim diyor. Tabi bir de mucizeyi şöyle bir temelden iyi anlamak lazım. Mucize peygamberlerin kendi güçleriyle ortaya koydukları bir şey değil. Allah'ın onların elinde olağanüstü halleri izhar etmesidir. Yoksa İsa Aleyhisselam'da böyle ferdi olarak bir gücü yok ki gidecek 300 sene önceden ölen bir insanı kaldıracak, ona bir şeyler soracak, cevabını alacak. Tekrar adam ölecek. Ya da anadan işte kör olanları iyileştirecek, cilt hastalığı olanları tedavi edecek, işte çamurdan bir kuş resmi yapacak, sonra ona can üfleyecek, kuş uçacak. Bu seyirbazların yaptığı gibi değil. Bunların hepsi bir iznillah diyor zaten. Bir izni, bir izni Rabbi, Rabbimin izniyle bunları yaparım diyor. Rabbimin izniyle olunca o zaman Allah Celle Celaluhu onun elinde bu mucizeyi meydana getiriyor. Mesela Miraç ve İsra mucizesi. İsra ve Miraç mucizesi. Şimdi İsra ayetle sabit. Oraya kimse bir şey diyemiyor görünüşte. Aslında onu da kabul etmiyorlar da mucizeyi kabul etmeyenler. Hadi İsra'yı diyor ki, İsra olayı diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Kudüs'e gitmemiş de ya işte Mekke'nin yakınında böyle güzel ağaçlık, yeşillik bir yer varmış. Oraya götürülmüş. Mesela bunu söylerken de hani biz Umre'de gitmiştik oraya. Cirane var, Cirane. Suyu çok güzel. 25 kilometre uzaklıkta bir yer Mekke'ye. Güya oraya götürülmüş Peygamberimiz. Öyle Kudüs falan yokmuş. Mescid-i Aksa yokmuş. Zaten Mescid-i Aksa'nın aslı yoktu diyor. Bu iddia edenler. Peki ben de diyorum ki 25 kilometre geliş. 25'te geliş 50 kilometre. 50 kilometrelik bir mesafeye o günkü şartlarda deveyle de geçse bir gecede gidip gelebilir mi? Gidip gelemez. Öyleyse Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram.
kulunu gecenin bir cüzünde gece yolculuğuna çıkaran Allah'ın şanı yücedir. Minel Mescid-i Haram, Mescid-i Haram bölgesinden ilel Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa uzak olduğu için Mescid-i Aksa demiş oraya. Orada bir aylık yaya gidiş yol, bir aylıkta geliş yol, iki aylık. İki aylık yol yaya o gün şartlarda. Peki bunu peygamber ben gittim demiyor ki, Allah onu gece yolculuğuna çıkardı diyor. O zaman mucizeyi kabul etmeyen peygamberin mi bunu yapamayacağını iddia ediyor? Allah'ın mı kudretinin buna yetmeyeceğini iddia ediyor? Hangisini? Allah'ın kudretini yetmeyeceğini. Allah'ın kudretini yetmeyeceğini iddia ediyor. Aslında bunu söylemiyor da. Haşa böyle bir şey olmamıştır. Gitmemiştir, götürülmemiştir, gidemez. Rüyada götürülmüştür. Rüyada gitmiştir filan. O zaman haşa peygamber kendi elinde olsa minarenin yüksekliğine de çıkamaz. O da bir beşer. Ama Allah minare değil göklerin daha üzerine, daha ötesine götürdü. Bunlar Allah'a nispetle kolay olan şey. O mekanları yaratan Allah Celle Celaluhu'ya bir anlık mesele. Ama kula nispetle zaten mucize kulun kendi gösterdiği şey değil. Onun elinde Allah'ın gösterdiği bir harikulade bir olay. Onun için buna mucize deniyor. Ya da mesela parmakların arasından infijarul ma min beyni esabiye. Parmaklar arasından suyun kaynaması gibi. Mesela Musa Aleyhisselam böyle kare bir taş var. Kare kare. O taşın dört tarafı var. 12 kol vardı İsrailoğullarından. Her tarafta üçer kol. Ondan sonra bu su kaynıyor böyle. Her kabile o kendilerine ait çeşmelerden suyu alıyorlar. Bir taş. Tamam mı? Bir taş. Taştan su kaynıyor. Alimler diyorlar ki taştan suyun kaynaması mı daha büyük bir kudret tezahürü, parmakların arasından suyun akması mı? Buradan aksaksa kan akar, sıvı şeyler akar. Su nasıl akıyor? Taştan akması çok daha büyük kudret de ancak bu parmakların arasından akmadan daha da büyük bir kudret değil. Bu daha büyük kudret. Buna inanmak. Mesela işte ateşin yakmaması. Yani Nemrud'un ateşine İbrahim Aleyhisselam atılıyor. Sonra Cenab-ı Hak ateşe emrediyor. Halbuki ateşin fiziğinde yakma var. Kulna ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e serin ol. Güllük gülistanlık ol. Yakma onu. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil diyor. Hiç gözünü kırpmadan ateşe atıyor. Atıyorlar, o da atılıyor. Atıyorlar, atılıyor. Yakmıyor. Musa Aleyhisselam enedrib bi asakel bahr fenferaka fekane kettavdil azim. Arkada büyük bir firavun ordusu. Önde deniz. İsrailoğulları gelmişler. Bugünkü bu asiler var ya asiler. Onların ulu dedeleri. Bu asilerin ulu dedeleri onlar ha. Ondan sonra onlar da kadir kıymet bilmeyen adamlardı. Neler çektirdiler Musa Aleyhisselam'a? Harun Aleyhisselam'a neler çektirdiler? Neyse önleri deniz, arkaları firavun gücü. Tam denizin dibine gelmişler. Ondan sonra şeyler demişler ki felemma tera el cem'ani kale ashabu Musa inne ma ne diyor? İnne ale müdrakûn. İki ordu birbirini tam gördüklerinde yani Musa Aleyhisselam'ın ordusu İsrailoğulları firavunun ordusu inkarcılar birbirlerini gördüklerinde Musa Aleyhisselam'ın eshabı dediler ki inna ale müdrakûn. Artık bize kavuştular. Bize ulaştılar. Ne yapacağız ey Musa? Kale kella inne ma'ya rabbi seyehdin. Musa Aleyhisselam'ın tevekkülünü görüyor musunuz? Rabbim benimle beraberdir. Bana bir yol gösterir. İbrahim Aleyhisselam da öyle dedi. Rabbim bana bir yol gösterir. İnne rabbi ma'ya. Benim Rabbim benimle beraberdir. Seyehdin. Ondan sonra Cenab-ı Hak ve evhayna ila Musa en idrib bi asakel bahr. Biz Musa'ya vahyettik. Asanı denize vur. Hem de 12 kol açıldı. 12 kol otoban. Üstleri su böyle kemer gibi. Alttan atlarıyla, yayalarıyla geçecekler. 12 tane kol. Aralarda da böyle su setleri var. 12 koldan denizi geçtiler. Ötekiler geldi. Suyun içine boğuldular. Şimdi bu mucizeyi bir tane İhsan El Açık diye birisi var da. Bu Kayserliymiş aslan.
Güya ilahiyatçı tam bir münkir. Tam bir mülhid. Bu mucizeleri yok diyor. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın ya karıncayla falan konuşması ya da karıncanın konuşmasını duyması askerlerine, efendim işte onun konuştuğunu ya da Hüdhüd'ün gelip ta uzaktan işte Belkıs'ın haberini getirdiğini falan filan, onları kabul etmiyor. Ben diyor dünya müzelerini gezdim diyor. Çok gezdim dünyada diyor. Mesela karıncagiller var diyor tarihte. Karıncagiller var diyor. Hüdhüd bülbüller var diyor. Bilmem neler var diyor. Böyle çok zorlama bir şeyle böyle diyor bir mucize olurum diyor ya. Karınca kendi cinslerine demiş ki ey karıncalar girin yuvalarınıza, bilmeden Süleyman ve ordusu sizi ezer. Udhulû mesâkinekum la yahtımennekum Süleymanu ve cunûduhu ve hum lâ yeş'urûn. Böyle bir şey yok diyor. Öyle İsa'nın diyor bunu diriltti, bunu tedavi etti. Böyle bir şeyler yok. Peygamberimizin hiç yok. Ona göre. Bunları konuşuyor. Hem de bakın açın şeyde internette hep böyle sayfalar dolusu konuşmaları var. Saatlerce saatlerce. Platform adını vermiş filan, birinci platform, ikinci platform bilmem ne, böyle konuşmaları var. İnkarcı bir herif. İşte bunlara niye müsaade ediliyor ben anlayamıyorum. Kardeşim, fikir hürriyeti var diye bu zalimlere müsaade edilmemesi lazım işte. Bir tanesi de şimdiki o içeride olan efendim şu Adnan Oktar denen soytarı. Zaman evvel bunlar tespit edilecek. Bunların faaliyetleri engellenecek. En büyük hayır bu işte. En büyük hayır. Şimdi bu adam açıktan program yapıyor. Hem de Karadeniz TV diye bir Karadeniz TV mi ne bir TV var. Orada program Adam. Yapıyor. He? Ne? Ay seneler çıkmış. He. He işte öyle bir şey. Neyse. Demek ki mucizeler peygamberler için haktır. Bunların örnekleri çok. Bunları böyle 10 gün saysak bitiremeyiz. Peki vel keramatü, kerametler de lil evliyai, veliler için hakkun, haktır. Kerametler de veliler için. Şimdi evliyaullah için de keramet haktır. Bu yani bir de başka kitaplarda ne diyor Nesefi'de? Ve kerametül evliyai hakkun. Orada da öyle diyor. Evliyanın kerameti haktır. Bu Süleyman Aleyhisselam zamanında olmuş, daha önceki dönemler, daha sonraki dönemler, Hazreti Ömer döneminde olmuş, Hazreti Ebu Bekir döneminde olmuş. Var mı bunlar? Var. Tayyip Mekan var mı? Var. Kerametler var mı? Var. Kerametlerin aslını kabul etmek imandandır. Bir de bazı böyle aldatıcı konuşmacılar diyor ki bunlar imani mesele değil. Bunlar neye tartışıyorsunuz? Bunlar imani mesele değil. İtikattan değil mesela. Mehdi güya reddediyor. Diyor ki bu imani meseleden değil. İmani meseleden. Ama bu soytarı Mehdi müsveddeleri değil ya. Gerçek Mehdi'lik itikattan. Onunla ilgili hadisler. Hadisler bahsetmiş ondan. Gerçek Mehdi'lik. Gelecek mi? Gelecek. Onunla ilgili hadisler doğru mu? Doğru. Ama Mehdi müsveddeleri değil. Bunu istismar edenler değil. Yalancılar değil. Adam yalancılar sebebiyle böyle bir müessese yok diyor. Böyle bir şey olmayacak diyor. Filan. Şimdi Evliyaullah'ın kerametini kabul genel manada itikattandır. Mesela Süleyman Aleyhisselam zamanında Belkıs'ın tahtını geçirtmek için cinlerden ifrit ne dedi? İfrit. Cinler güneş hızından daha çabuk bir yerden bir yere ulaşıyor. Böyle olmasına rağmen dedi ki قَالَ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَنْ تَبُومَ مِنْ مَقَامِكَ قَالَ اِفْرِتُ مِنَ الْجِنِ. Cinlerden ifrit dedi ki ey Süleyman peygamber, sen yerinden kalkmadan ben onun tahtını getireceğim. Kendisiyle beraber. Ama وَقَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ اِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ. Yanında Allah tarafından kendine ilgi verilmiş, ilim verilmiş olan şahıs, ha tefsirlerde Asaf bin Berhiya diyor. Asaf. Asaf bin Berhiya. O da dedi ki اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَعْفِقُ. Ben de Allah'ın izniyle onu bir göz açıp yumuncaya kadar bir zaman, en kısa bir an demektir bu. Yani gözü açıp yumma, açıp kapama. Ne kadar kısa bir ansa kelebhil basar diyor ona. Yani bir göz açıp yumuncaya kadar zaman ne kadarsa
Ben de o kadar kısa bir zamanda getireceğim dedi. Hakikaten getirdi de felemma raahu mustaqirran indehu qala hada min fadli rabbi. Bir de baktı ki efendim Belkıs da yanında, tacı tahtı da yanında. Allah Allah. Dedi bu benim Rabbimin fazlındandır. Rabbim beni imtihan ediyor. Nimetlerine karşı şükür mü yapacağım, nankörlük yapacağım. Peygamber nankörlük yapar mı? Liyebluveni eşkuru em ekfur. Ya. Bunlar halbuki peygamber üstün, veli üstün değil ya. Peygamber niye onu getirmiyor da yani orada bir veli getiriyor Allah'ın izniyle ona verdiği kudretle. Burada kerametin hak olduğunu göstermek için. Geçmiş ümmetlerde muhaddes geçiyor. İsim ve fakalıbı ile. Muhtes. Bazıları muhaddes de diyorlar. Var bu ümmetten de Hazreti Ömer olacak diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadece Hazreti Ömer değil işte. Tam Medine'den efendim şeye kadar söyleyin. Söyleyin. Ta Sariye'ye kadar. Ne diyor? Ya Sariye el Cebel. Nerede gördü? Nasıl gördü? Nasıl hissetti? Evet. Şimdi bunlar velilerin kerametlerinden. Velilerin kerametlerinden. Bunlar hak mıdır? Haktır. Bunlar olmuş mu? Olmuş. Evet. İşte burada da ve keramat vel kerametü lil evliyai evliya için keramet evliyanın kerameti neymiş? Haktır. Esas onu yazmıştım da muhaddis, hadisi rivayet eden efendim muhtes ma lem yekun marufen fi kitabin ve la sünnetin ve la icmain muhtis muhtes müceddit ilim efendi demiş. Ondan sonra muhtes ilim hadis, muhaddis o da başka o değil. Muhtes diye de gördüm onu. Efendim muhaddes diye de aklımda kalmış benim. O şekilde ikisi de var. Mülhem manasına. Evet, mülhem manasına. Kendine ilham edilmiş, doğru. Burada daha çok hadiste. Şeyde var ben. Yani o şeyde görmüştüm onu. Evet. Peki. Şimdi burada Evliyaullah'ın kerameti haktır. Bu keramet nasıl olabilir? Veli ne zaman veli olur? Bunların tarifleri de var. O şeyin Cezayiri'nin Cevheratül Kelamiyesi'nde çok güzel veli tarif etmiş. Veli bütün ibadetleri yerine getiren, bütün haramlardan sakınan, mekruhlardan da sakınan, bütün güzel huyları kendisine toplayan, artı cömert olan, dünyaya hiç meyiş kalbiyle, bedeniyle meyletmeyen, yani zengin de olsa ondan sonra böyle saymış bütün masiyetlerden sakınan insana veli denir demiş. Tamam mı? Öyle konforlu bir hayat yaşayan değil ha. Konforlu bir hayat yaşayan. Çok zengin de olsa dünyayı hiç meyletmeyecek kalbiyle. Kalbi bağlı olmayacak ona. Burada da daha farklı şey yapmış. Vel veliyyü fil lokati el garib demiş. Yani Allah'a yakın olan. Bu lokat manası. Ama istilahi manası ibadeti çok olan, ihlası tam olan, Rabbinin rahmetine yakın olan, Rabbinin ihsan ve ikram ettiği insanlar. O zaman burada tam yazmıyor ama mucize, keramet, istidraç, irhasat, başka ne vardı? Bir şey daha var. Mucize gerçek peygamberlerin elinde zuhur eden olağanüstü haller. Keramet velilerin elinde. O da peygambere uyarsa, peygambere tabi olursa veli için keramet
Tabi olduğu peygamber için yine mucize. İrhasat peygamberlik öncesi peygamber namzetlerinin elinde meydana gelen yine olağanüstü haller. Bunu da bazıları kabul etmiyor. Böyle bir şey yok diyor. Mesela peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki ben peygamber olmadan önce bir taş tanıyorum diyor Mekke'de. Yanından geçerken kâne yüsellimuhu aleyye bana selam verirdi diyor. Ama şu taş demiyor. Deseydi belki de o taşa taparlardı. Şu taş demiyor. İrhasat var. Ondan sonra bir de istidraç var. İstidraç da işte bu Müslüman olmayan ya da İslam'ı yaşamayan insanların elinde meydana gelen olağanüstü haller. Biraz da onlar göz efendim aldatma, boyama meselesi. Evet. Ve emmelleti tekûnü li a'daihî ve emma bir şey ki ve emmelleti ama o şey ki tekûn oluyor li a'daihî kim için? Allah'ın düşmanları için. Misle iblise ve firavune ve deccali. Mesela iblisin de bir takım elinde olağanüstü haller var. Bir defa hareket itibariyle öyle değil mi? Yani bir yerden bir yere gitme. Firavun'un var. Firavun'da da bazı böyle olağanüstü haller zuhur etmiş. Deccal da olacak. Yalancı cenneti, yalancı cehennem olacak. Aldatacak böyle. Efendim? Buna benzer şeyler. Peki fema bir şey ki ruviye nakledildi bu Allah'ın düşmanları, din düşmanlarının elinde meydana gelen şeylere gelince nakledildi fil akbar hadislerde ki ennehu kâne bu olur, oldu ve yekûnü lehum onlar için de olur. Yani bu oldu ve olur. Ama la nüsemmîhâ biz onlara isim vermeyiz ayâtil. Bunlara mucizeler demeyiz. Halkın dilinde bu mucize o kadar küçültülmüş ki. Yani mucize kime mahsus? Peygamberlere mahsus. Yani bir trafik kazası oluyor. Allah vermesin. Ondan sonra oradan kurtuluyor. Diyor ki büyük bir mucize yaşadık diyor. Belki mecazi anlamda ama yine de söylememek lazım. Çünkü mucize kime ait, kime has onu bilmek lazım. O zaman mucize değil. Allah'ın ihsanı, Allah'ın korumasıyla kurtulduk diyebilir. Vela keramatin, kerametler diye de isim vermeyiz Allah düşmanlarının elinde meydana gelen olağanüstü şeylere. Çünkü bu kerametler de Allah dostlarına ikram edilen, ihsan edilen bir lütuftur. Velakin ancak nüsemmiha bu din düşmanlarının elinde meydana gelen başarılara, olağanüstü hallere ad veririz. Gada hacatihim, ihtiyaçlarının karşılanması. Kada hacet. Bir yerde Cenab-ı Hak onların şımarıklıklarının artması için onlara da bazı başarılar veriyor. Ve zalik bu da böyle sabittir. Niçin? Lennallaha Teala, çünkü Allah Teala yakdiyi yerine getiriyor. Hacati a'daihi, düşmanlarının ihtiyacını da niçin? İstidracen lehum, onların küfürlerinin, azgınlıklarının artması için. Ve ugubeten lehum, inanmazlarsa küfürden, inkardan, ilhatten tevbe etmeden ölürlerse cezalarının artması için feyaktarrune bihi, onlar da bununla aldanıyorlar. Bak biz hem inkarcıyız hem de efendim böyle bizim elimizde olağanüstü haller meydana geliyor. Allah bize daha çok mal veriyor, daha çok mülk veriyor, daha çok sağlık veriyor. Onlar da aldanıyorlar. Allah imtihan ediyor halbuki. Evet. Ve yezdadune, ve artırıyorlar bu kendilerine verilen bir takım başarıları görünce neyi artırıyorlar? Tuğyanen, azgınlıklarını ve küfran inkarlarını. Çünkü Cenab-ı Hak Âl-i İmran suresinde şöyle buyuruyor. Ve la yahsebennellezine keferu ennemâ numli lehum hayrul li enfusihim. İnnemâ numli lehum yezdadu ithma ve lehum azâbun mühîn. Kafirler kendilerine verdiğimiz malı, mülkü, serveti, sağlığı neyse kendileri için hayırlı sanmasınlar. Belki onlar için tam bir azaptır. Onlar için aşağılayıcı, alçaltıcı bir azap da vardır. Hayırına değil onların. Bizim rahmetli hocamızın bir sözü vardı. Derdi ki
kızardığı kuyruğu mağarın helakine alamettir. Yılanın kuyruğu kızardığı zaman ölümüne alametmiş. O da sanarmış ki bende kemalat var. Kuyruğu kızardığı zaman ölümü yaklaşırmış. Ömrü sona erermiş. Ondan sonra Cenab-ı Hak mühlet veriyor Firavun'a, Nemrud'a, efendim Ebu Cehillere. Onlar da sanıyorlar ki biz başarımızdan bunlara layık olduk. İyiliğimizden layık olduk. Cenab-ı Hak onların akıbetinde ve kezalike ahzu rabbike iza ahzal qura ve hiye zalime. Bir defa yakaladı mı Cenab-ı Hakk'ın tutması onları çok korkunçtur. Ve zalike kulluhu caizun mümkün. Yani bunların hepsi aklen mümkün olan şeylerdendir. Yani Allah düşmanlarının elinde böyle olağanüstü hallerin olması da aklen imkansız değildir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor, senestedricühüm min haythü la ya'lemûn. Bilmedikleri yönlerden onlara biz nimet veririz, bolluk veririz, sağlık veririz, başarı veririz ama sonunda da onları cezalandırırız. Evet. Bak ne diyor? Hadis-i şerifte burada almış. İza ra'eytallaha teala. Burada da elif yazılmamış. İza ra'eytallaha teala. Allahu Teala'yı gördüğün zaman yu'til abde, kuluna veriyor ma yuhibbu, kulunun arzu ettiği her şeyi. Allah'ın kulunun arzu ettiği her şeyi kuluna verdiğini gördüğün zaman ve huve mukimun ala masiyetin, o kul da günahlar üzerinde olduğu halde, günahlar içinde olduğu halde Cenab-ı Hakk'ın ona her istediğini verdiğini gördüğün zaman fe innema zalike minhu istidracu, bu Allah tarafından bir istidraçtır. Ona istidraç. Yani biraz daha azgınlığının artması, biraz daha ahirette azabının şiddetlenmesi için. O da sanıyor ki bu benim iyiliğimden. İşte onun iyiliğinden değil. Ama bu şu demek değil. Yanlış anlaşılmasın. O zaman Müslümanlar hep perişan olacak. Onlar böyle hep dünya üzerinden başarılı olacaklar. O manada değil bu. Bu tabii genel yapısı itibariyle onların ellerindeki bazı İmkanlar, nimetler onlar için istidraçtır. Kâne Allahu Teala. Bu da başlık geldi. Ney o başlık? Rü'yetullahi fil âhirah. Tamam. Bu da bir başka bir şey meselesi. Akide meselesi. Bu da yine çoğu kabul etmiyor bunu. Rü'yetullahi Teala fil âhirah. Evet. Şimdi Kâne Allahu Teala Burama şeydi. Bu yok mu orada Singin'de? Kâne Allahu Teala. Allahu Teala oldu halikan yaratıcı. Kablen yahluka, yaratmadan önce. Allah mahlukatı yaratmadan önce de haliktı. Yarattıktan sonra yaratıcılık sıfatını kazanmadı. Yaratmadan önce haliktı Cenab-ı Hak. Bilinenleri bildikten sonra alim olmadı. Önceden alimdi. Makduratı ortaya koyduktan sonra kadir ya da kadir olmadı. Önceden kadir. Yani Allah-u Teala'nın sıfatları da kendi zatı gibi ezelidir, kadimdir. Ne diyor burada? Ve razıkan, Allah razık idi. Kable en yerzuka. Yani rızık verdiklerine rızık vermeden önce, efendim bu yukarıda da geçti. Bu yukarıda da geçti. Burada yine geçti. Evet. Demek ki Cenab-ı Hak mabut idi. Kulları yaratmadan önce de mabuttu. Cenab-ı Hak mücib idi. Yani kendisinden istenenlere cevap veren, duaları kabul eden, isteyenler daha var edilmeden önce. Cenab-ı Hak gani idi. Semavatı arzı yaratmadan önce. Yani sıfatlar mahlukattan sonra Allah'a verilmiş değil. O zaman hadis olur. Allah kadimdir. Hadis olan sıfatlar Allah'a uygun değil. Öyleyse Cenab-ı Hak bu sıfatları, o sıfatların taalluk ettiği varlıkları var etmeden önce de o sıfatlarla muttasıftı. Buna öyle diyeceğiz. Vallahu Teala. Allahu Teala yura meçhul. Görülür, görülecek fil ahireti, ahirette. Çünkü ahiret yurdu farklı bir yurt.
Peki niye ahirete ahiret denmiş? Ahiret, ahir kelimesinin tesniyesi. Evvel, ahir. Evvel, birinci. Ahir, sonuncu. Ahiret niye demiş buna? Dünyadan sonra geldiği için. Dünyadan sonra geldiği için. Dünyaya niye dünya denmiş? Bir manada ahirete yakın olduğu için. Ahirete yakın olduğu için. Dünüv kelimesinden. Dena yednu, dünüvven kelimesinden alınırsa dünya ahirete yakın olduğu için. Ne kadar uzun zaman olsa da yine ahiret senelerine göre çok yakın olduğu için dünya denmiş. Ahiret de dünyadan sonra geleceği için ona da ahiret denmiş. Öteki hayat. Son hayat. Ebedi hayat. Ve yerahul müminun. Müminler onu görecekler. Allah-u Celle Celaluhu. Ve hum fil cenneti. Müminler cennette oldukları halde. Neyle görecekler? Bi a'yuni ru'usihim. Baş gözleriyle. Baş gözleriyle. Yani kalp gözleriyle değil. Bugünkü mananı. Bugünkü mana ama bu gözler de değişecek yalnız. Şimdi mesela Cenab-ı Hak cennet ehlini cennete korken bedenleri değişiyor. Cehennem ehlini cehenneme korken bedenleri değişiyor. Senin bugünkü belki asıl cevher var ama gözler başka göz, beden başka beden, sakalı yok. Efendim hepsi genç. Boyları burada uzun. Gözlüksüz göremiyor adamı. Burada gözlüksüz göremiyor. Orada? Burada evet. Burada. Orada orijinal her şey. Her şey orijinal olacak orada. Göz doktoruna da gerek yok orada. Orada boşuna beklemesinler. Tamam mı? Şimdi burada ne diyor? Kafa gözleriyle görecekler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İza dakhala ehlul cennetil cennete. Cennet ehli cennete girdiği zaman yekulullahu teala, Cenab-ı Hak şöyle buyuracak. Yekulullahu teala, Cenab-ı Hak şöyle buyuracak. Etüridune şey'en ezidu lekum. Evet. Benden bir şey istiyor musunuz? Size vereyim, artırayım. Yekulune elem tübeyyit vücuhena. Onlara diyecekler ki cennete, ya Rabbi sen bizim yüzümüzü ayın 14'ü gibi nurlandırmadın mı? Nurlandırdın. Elem tudhilnel cennete, bizi cennete girdirmedin mi? Girdirdin. Ve tüneccine ve tücennibuna minennar. Bizi cehennemden uzaklaştırmadın, uzaklaştırdın. Daha ne isteyelim ya Rabbi? Ve kâle aleyhisselam, Peygamberimiz diyor ki, feyükşeful hicab ya da feyekşeful hicab, Cenab-ı Hak aradaki perdeyi kaldıracak ya da aradaki perde kaldırılacak. Fema utu şey'en ehabbe ileyhim minen nazari ila rabbihim elhamdülillah. O zaman onlara Rablerinin cemali ba kemaline nazar etmekten daha sevimli hiçbir şey olmayacak. Böyle bir hadis-i şerif. Ondan sonra Peygamberim şu ayet okudu. Dillezine ahsenul husna ve ziyade ve la yerhaku hücuhehum katarun ve la dilleh. Yunus suresinde. Yunus suresinde lillezine ahsenul husna, yani İslam'ı güzelce yaşayanlar için husna cennet var. Bak orada yine geçenki şeyde olduğu gibi, ayette olduğu gibi cennet var. Husna cennetin adı. Ve ziyade, ziyadesi de var. Ziyadede cemalullah'ı görmek. Peki başka ayet, vücuhun yevme idin nadiratun ila rabbiha nadira. O gün bir takım yüzler pırıl pırıl, nadira. Naddarallahu vücuhekum. Allah yüzlerinizi nurlandırsın. Ya da benim sözlerim ezberlenenleri Cenab-ı Hak nurlandıracak hadis-i şerif var ya. Evet. Peki o zaman nadira, çiçeğin açtığı gibi, gülün açtığı gibi pırıl pırıl yüzleri, sonra Rablerine bakacaklar. Daha ne var? İnnekum seteravune rabbekum. Sahih hadislerden. O da başka bir hadis. Siz Rabbinizi göreceksiniz. Kema teraunel kamara leyletel bedr. Yani ayı 14'ü gecesinde dolunay olduğu zaman gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir dikkat edilecek husus var. Ve la tedammun. Ve la tudammun. Ama birbirinize sıkıştırmayacaksınız Allah'ın cemalini görürken. Birbirinize engel olmayacaksınız. Niye? Mesela dolunaya bakın şimdi. Dünyanın her tarafından ayın doğduğu yerde dünyanın insanların hepsi toplansın. Kısa boylu adam da o ayı görür orada. Uzun boylu adam da görür. Hiç kimse kimseye engel olamaz. Öyle bir yerde ki
Ama ay bir mekanda orada, dikkat edin. Haşa Allah böyle bir mekanda tecelli edecek. Aynen aya bakıldığı gibi ya da ekrana bakıldığı gibi Allah'a bakılacak demek değil. Peki niye aya benzetmiş peygamberimiz orada? Yani ne kadar açık, seçik, net ayı görüyorsanız Allah'ı öyle hicapsız, perdesiz göreceksiniz. He? 70 bin hicap ortadan kaldırılacak. Böyle açık, seçik, net görecekler. Müminler görecek Allah'ın izniyle. İşte o zaman diyecekler ki biz bundan daha güzel bir nimet görmeliyiz. Bila teşbihin ve la keyfiyetin. Ama Cenab-ı Hak haşa teşbihsiz, işte teşbih. Mesela Peygamberimiz hadis-i şerifinde ayı gördüğünüz gibi diyor. O zaman haşa Allah da böyle karşıda bir ekranda, Allah mekandan münezzeh, orada da mekandan münezzeh. Cennette görecekler ama müminler. Görülen, yani Cenab-ı Hak bir mekanda belli, şöyle karşımızda, biz onun keyfiyetini bilmiyoruz. Bir şeye de benzetemiyoruz. Nasıl? Gördüğümüz zaman anlayacağız. Bir şeye benzetemeyiz, benzetmeksizin. Keyfiyeti. Keyfiyeti de böyle bir televizyon ekrana bakar gibi değil. Veya karşıdaki bir ekrana, büyük bir ekrana bakar gibi değil. Bir dağa bakar gibi değil. Denize bakar gibi değil. Biz bilemeyiz. Keyfiyet de belli değil. وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ Değil mi orası? وَلَا يَكُونُ Olmayacak بَيْنَهُ Allah ile ve بَيْنَ خَلْقِهِ Kulların arasında mesafetün, bir mesafe olmayacak. Şimdi mesafe olsa da zaten Cenab-ı Hak kendi zatını onlara gösterecek. E peki dünyada görülmez diyenler, la tudrikuhul ebsaru ve huve yudrikul ebsar. Gözler onu anlayamaz, o gözleri anlar. E bu Allah'ın görülmemesine delil değil ki, görülemeyecek. Niye? Gözler anlamaz diyor. Gözler görmez demiyor ki. Gözler anlamaz diyor Cenab-ı Hakk'ın künhünü. Ya da Musa aleyhisselam, Rabbi erini enzur ileyk. Mutezililer buradan delil getiriyorlar. Ya Rabbi zatını göster de bakayım. قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَاكِنْ اِنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي Şu karşıdaki dağ bak. Dağ yerinde durursa sen de beni görebilirsin. Bir şarta bağırıyor. E dağ paramparça olmuş, Musa aleyhisselam bayılıp düşmüş. Şimdi dağ nispeti diyor. Dünyada göremezsin. Ahirette görülemeyeceğine dair hiçbir delil yoktur. Ama mutezililer diyorlar ki görülmeyecek. Bunu görmeyi tevil ettikleri için kafir değiller. Tevil ettikleri için kafir değiller. Fakat ehl-i sünnet uleması diyorlar ki bunlar bu zan üzere ölürlerse, bu itikatla cennete girseler bile girecekler, Müslümanlar girecek Allah'ın izniyle. Ama Cenab-ı Hakk'ı göremeyecekler. Bu akidelerine göre göremeyecekler diyor. Diyorlar, alimler öyle diyor. Tabi bunların da delilleri var. Evet. Peki. Ne diyor? Tarifü'l-iman. Başlık. Başlık. Tarifü'l-iman mı? Tarifü'l-iman. Evet. Orada kalacağız. Tarifü'l-iman. Evet. İman ileriye doğru gidiyor mu? Evet. Bir iki sayfa falan kalıyor. Bitmesine. Bir iki sayfa kalıyor. Bitmesine. Bitmiş ya. Hocam şeyden ne? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.